Ben halka arzların son dönemde pahalı geldiğini düşünüyorum. Oradan bir gireyim. Hani halka arz fiyatlaması gelen kağıtlar bir miktar bana pahalı geliyor. Yani bir kere orada bir sıkıntı var. İkinci kısma geldiğim zaman halka arz beklentileri çok yüksek yatırımcı kısmında. Ama son dönemde en azından dengede kalabilen kağıtlardan biri Altınay oldu. Bunu bir miktar şirketin dinamiklerinin iyi olmasına, bir miktar savunmaya bizim teveccühümüzün çok yüksek olmasına bağlıyorum. Altınay o dönemin içerisinde de arasından cımbızla çekilip beklenen halka arzlardan biri olmuştu. Yani yatırımcının en çok sorduğu, merak ettiği. Burada teknik harekete devam edilebilir. Benim için temel dinamikleri biraz pahalı kağıdım. O yüzden hani biraz çekimserim. 80'in altında ısrarlı kapanışlar gelirse ya da 74'ün altına kayarsa stoplama kaydıyla burada devam edebilirsiniz. Şahsen ben burada kar alırım. Ama kar almak istemiyorsanız 80'in altı, özellikle de 74'ün altına kırılmasına dikkat edin derim. Savunma sanayi hikayesinin devam etmesinden kaynaklı belki ben yanılabilirim. Bu kağıt pahalı olsa da yukarıya doğru gider. Ama dediğim stopu takip ederseniz benim en azından sizin için gönlüm daha rahat olur. Buralarda çünkü mesela geçtiğimiz dönemde ben Papi ile bir miktar takip ediyordum. 120'nin üstünde benim için kafiydi. Artık buradan sonra ne yapıyorsa yapabilir o kağıt. Benim için ilgilenmediğim kısma geldi. SDT'de eğer o düşüş yapılırsa, yani o düşeni kırarsa tekrar radarımı alıp gün içerisinde bakabileceğim bir noktada. Çünkü temel olarak çok pahalı gelmediği bir noktaya geldi. Ama Altınay iyi bir grafik yapısı olabilir. Şimdilik hani bir dinlenme olabilir ama bana temel olarak şimdilik biraz pahalı geliyor. O yüzden teknik takip etmekte yarar var. Dediğim gibi 80'in altındaki kapanışlar ya da 74'ün altına net iniş bir stop olması gerekiyor burada.